Türk dünyasında son durumu alacağız şimdi. Kazakistan'a, Nur Sultan'a gideceğiz. Salgınla ilgili gelişmeleri bize Nur Sultan muhabirimiz Güzel Zaytova aktaracak. Hem Orta Asya'da hem Kazakistan'da ve dünden bu yana yaşanan gelişmelerin ayrıntılarını senden alalım. Evet Coşkun Özen, öncelikle Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıklarla başlayalım. Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in torunu Aysultan Nazarbayev vefat etti dün Coşkun Özen. 1990 doğumlu Aysultan Nazarbayev'in Londra'da vefat ettiği duyuruldu. İlk belirlemelere göre kalp krizinden vefat ettiği açıklanırken ölüm nedeninin araştırılmakta olduğu da açıklandı. Aysultan Nazarbayev, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayeva'nın en büyük kızı Dariga Nazarbayeva'nın oğlu olduğunu ifade edelim. Bir sonraki gündem başlığımıza geçelim. Biliyorsunuz Coşkun Özen, 4 Temmuz'da Kazakistan'la Türkiye arasındaki uçuşlar durdurulmuştu ve 1 Eylül'den itibaren Kazakistan'la Türkiye arasındaki uçuşlar yeniden başlatılacak. Koronavirüsle ilgili gelişmelere gelecek olursak, bugünden itibaren ülke genelinde karantina tedbirleri kademeli olarak kaldırılıyor. Bugünden itibaren alışveriş merkezleri, kuaförler, spor salonları, güzellik salonlarının açılmasına izin verilecek. Ancak alışveriş merkezlerinde bulunan sinema salonları kapalı kalmaya devam edecek. Açık havada bireysel ve grup antrenmanlara izin verilirken geniş kapsamlı forum ve konferans gibi etkinliklerin yapılmasına izin henüz verilmiyor ve öte yandan maske takma zorunluluğu da devam ediyor. Son 24 saatte Kazakistan'da 337 yeni vaka tespit edildi. 1219 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. Böylece ülkede görülen toplam vaka sayısı 103.033'e yükselirken 82.777 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. 1269 kişi hayatını kaybetti. Özbekistan'da ise Özbekistan'da görülen toplam vaka sayısı 35.513'e yükselirken 30.973 hasta iyileşerek taburcu oldu. 234 kişi hayatını kaybetti. 410 hastanın ise durumu kritik olduğu açıklandı diyelim. Özbekistan'da 15 Ağustos'tan itibaren karantina tedbirlerini kademeli olarak kaldırmaya başladı. Normal hayata geçiş için adım atmaya başladı diyebiliriz. Öte yandan Rusya'dan Özbekistan'a 40 sağlık çalışanı gitti. Koronavirüsle mücadelede destek vermek amacıyla 40 Rus sağlık çalışanı Özbekistan'a gitti. Peki bu grup içerisinde kimler bulunuyor? Göğüs hastalıkları uzmanı, bulaşıcı hastalık uzmanları, kardiyolog ve endokrinologlar da bulunuyor. 40 Rus doktor Özbekistan'da bir ay boyunca bulunacak ve bir ay boyunca koronavirüsle mücadelede Özbek mevkidaşlarına destek verecek diyelim. Kırgızistan'a geçelim. Kırgızistan'da bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 41.991'e yükselirken 34.537 hasta iyileşti. 1.496 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan biliyorsunuz başka ülkede bulunan Kırgız vatandaşları Kırgızistan'a dönmeye devam ediyor. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve bu açıklamaya göre son olarak Rusya'nın çeşitli şehirlerinden Rusya'nın Novosibirsk, Sankt Petersburg ve Moskova'dan toplam 545 Kırgızistan vatandaşının ülkeye döndüğü açıklandı. Diyelim Tacikistan'a geçelim. Tacikistan'da da vaka sayısında artış gözlemleniyor. Tacikistan'da vaka sayısı 8.065'e yükseldi. 6.855'i iyileşerek taburcu oldu. 64 kişi hayatını kaybetti. Ve son olarak Moğolistan'dan da rakamları aktaralım. Aslında Orta Asya ülkelerinde en az vaka görülen ülke Moğolistan olduğunu ifade edelim. Moğolistan'da bugüne kadar 298 kişide virüs tespit edildi. 276'sı iyileşti, sağlığına kavuştu. Hayatını kaybeden kimse bulunmuyor. Bir hastanın durumu kritik olduğu açıklandı diyelim ve Orta Asya ülkelerinde tablo bu şekildeydi diyerek sözü yeniden size bırakalım. Nur Sultan'dan Güzel Zaytova'dan aldık. Orta Asya'da salgınla ilgili gelişmelerin ayrıntılarını şimdi Türkiye'deki tabloya bakacağız sevgili seyirciler.